2017'nin Kasım ayında vizyona girecek Justice League, bir kalem olsanız bile sizi büyük ihtimalle heyecanlandırır. Ancak DC'nin son iki filmi bazı izleyiciler tarafından çok da iyi karşılanmamış, dünyanın en popüler iki kahramanını içeren Batman v Superman beklenen ilgiyi görmemişti. San Diego'da gerçekleşen ve birçok filmle dizinin tanıtıldığı Comic Con'da Wonder Woman ve Fantastik Canavarlar gibi filmlerin fragmanlarıyla karşılaştık. Bu ikisinin de incelemesini yapacağız. Ancak ilk olarak konuşmamız gereken film Justice League. Şimdi fragmanın bilinmeyenleriyle filmde olacakları konuşacağız. Her şeyden önce size daha yeni videosunu yaptığımız bilim kurgu ve komedi karışımı dizi Rick and Morty'nin burada da gördüğünüz gibi filmde Flash tarafından izlendiğini belirtelim. Justice League'in çekimleri hala devam ettiği için filmden aşırı görüntü ve hikaye alamadık. Fazla görsel efekt içeren sahne de göremedik. Justice League sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi Batman v Superman ve Man of Steel'den bir hayli farklı duruyor. Warner Bros. Geçen ay Batman v Superman'i sevmeyen veya çok da bayılmayan eleştirmenleri Justice League'in setine çağırıp DC filmlerinin alacağı yeni tonu gösterdi. Ve fragmandan da anlayacağınız gibi artık DC filmlerinde gülebileceğiz. Bir de artık hep bu logoyu kullanacaklar. Fragmanda Superman'in geri dönüşüyle ilgili pek bir şey görmedik. Gene de karakterin filmde yer alacağını ve bir şekilde tekrar canlanacağını biliyoruz. Zaten bu görselde de karakter yer alıyor. Hatta gülümsüyor bile. Karakterin öldürülmüş olmasının sebebi ise takımın Batman tarafından kurulmasının daha değişik olacağının düşünülmesi. Fragmanda yer alan bu bölümde filmin kötü adamı ile ilgili. Gördüğünüz gibi Batman dünyayı kozmik bir tehlikeye karşı korumak için bir takım oluşturmaya çalışıyor. Justice League'in kötü adamı Stephen Wolf olacak. Bu karakter büyük kötü Darkseid'in amcası ve yüksek ihtimalle onun ordusunu yönetecek. Bu da filmde bulunacak birçok Mother Box'tan biri. Eski zamanlarda gömüldüğü anlaşılan bu kutunun anlatıldığı bölüm sırasında Zeus ve eski tanrılarla ilgili açıklamayı da izleyeceğiz. Fragman takımın kurulması odaklı olduğu için kötü adam hakkında pek bir şey göremedik. Wonder Woman ve Batman kurmaya çalıştıkları bu takıma ilk olarak Aquaman'i almaya çalışıyorlar. Aquaman bildiğiniz gibi Atlantis'in kralı ve denizlerin hakimi. Burası büyük ihtimalle babasının memleketi Amnesty Bay. İnsan formunu da alabilen karakterin sadece gözlerini değiştirmişler. Fragmanın sonunda da Bruce Wayne balıklarla konuşabildiğini duydum diyerek karakterine bir gönderme yapıyor. Ancak aslında bu gerçek değil. Aquaman bir çeşit bağlantı kurarak onları yönetiyor. Game of Thrones'dan tanıdığımız Jason Momoa role bir hayli yakışmış. Artık karakterle alay edemeyeceğiz. Karakter sert ve sinirli bir şekilde yansıtılmış. Filmde Flash'la olan ilişkilerini merak ediyoruz. Flash demişken Ezra Miller bizi umutlandırdı. Karakterin arkadaş ihtiyacı olduğu için Justice League'e katılacak olması komik. Ezra Miller bu filmin komedi ihtiyacını karşılayacak gibi duruyor. Adamın evi de harika. Bu kadar hızlı olan biri büyük ihtimalle birçok kitap okumuştur. Sonuçta her şeyi yapacak vakti var. Şurada gördüğünüz ve birçok oyuncağı andıran kıyafetini de NASA'dan çaldığı malzemelerle yapmış. Bunu set ziyaretinden biliyoruz. Kıyafet parça parça birleştirilmiş ve üstünde bizim bilimsel olmamak için kablo diyeceğimiz şeyler var. Justice League'in bir diğer üyesi Cyborg fragmanda en az gözükenlerden. Karakterin üniversitede olduğu bir flashback sahnesi var. Ayrıca normal halinden Cyborg haline, Man of Steel'de yaşanan olaylardan sonra hayatını kurtarmak için yapılan deneylerle dönüşeceğini zannediyoruz. Ayrıca takımın bir araya geldiği bu nokta Age of Ultron'daki bu bölüme benziyor. Justice League'in ilk fragmanından çıkardıklarımız bu kadar. Batman v Superman bir hayal kırıklığı olsa da bu fragman bizi umutlandırdı. Batman v Superman Ultimate versiyonunun eleştirisini sayfamızda bulabilirsiniz. Sizin de fragmanla ilgili görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Sayfaya abone olup videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.